Tarih 30 Nisan 2016. Yer Körfez. Alparslan Türkeş Stadı. Ve işte beklenen haber gelmiş. Bursaspor mucize kurtuluşunu böyle ilan etmişti 2015-2016 sezonunun sonunda. Fırtınanın tarihine geçecek günlerden biri yaşanmıştı o gün. Körfez'de Alparslan Türkeş Stadı'nda Kocaeli Birlikspor karşısında elde edilen beraberlik mucize sonuçlarla Fırtınayı ligde bırakmıştı. Bursaspor taraftarı da yalnız bırakmadığı takımıyla kümede kalışını böyle kutluyordu. Adeta şampiyonluk sevinci yaşanıyordu Kocaeli'nde Alparslan Türkeş Stadı'nda. 7. dakikada Emre Şahin'le 1-0 öne geçen Bursaspor 9. dakikada beraberliğe düşse de taraftarı umudunu yitirmemişti. 36. dakikada İbrahim Şirin Bursaspor'u 2-1 öne geçirmişti ve ikinci yarıda da 60. dakikada Abdullah Alman'ın skoru 2-2 yapmasıyla Kocaeli tribünleri şampiyonluk havasına girmişti. Karşılaşmayı yöneten Bülent Birincioğlu tarihi cesur kararlara imza atmıştı. Artık İkinci yarının ardından gözler kalan dakikalara çevrilmişti. Dakikalar 65'i gösteriyordu. Egemen Gençalp gole giden futbolcuyu önlemek isterken kırmızı kart görmüştü. Ev sahibi Kocaeli Birlikspor'da ilk golün sahibi Emre Şahin penaltısını kaleci Fatih böyle kurtarmıştı. Ve artık müthiş bir bekleyiş başlamıştı. Körfez ekibi İsmet Hoca başta olmak üzere müthiş bir gerilime imza atarken 83. dakikada Emre Balak kırmızı kart görmüş. 85. dakikada Cenk Kaplan da kırmızı kartla oyun dışı bırakılmıştı hakem Bülent Birincioğlu tarafından. Kalan dakikalarda Bursaspor için bir gol kümede kalma mucizesini gerçekleştirmek demek olacaktı. Ama Körfez ekibi 9 kişi kalmasına rağmen atakları savuşturduğu gibi rakip kalede de sık sık tehlikeler yarattı. Ama kaleci Mert başarılıydı. Son ataklar fırtınadan gelirken bir türlü üçüncü gol gelmedi. Yedek kaleci Fatih başarılıydı ve Bülent Birincioğlu karşılaşmanın 2-2 bittiğini ilan ederken Kocaeli Birlikspor bir başka Ege ekibi Manisa Spor karşısında girdiği şampiyonluk yarışında buruk sonu yaşarken Bursaspor'da heyecanlı bir bekleyişe koyulmuştu. Kartal Tarsus İtmanyurdu ve Eyüp İnegöl maçlarından gelecek sonuçları bekliyordu Fırtına. Dakikalar adeta asır gibiydi. Bu dakikalarda Körfez ekibi buruk bir şekilde sahayı terk ederken Bursaspor sahada kalmış. Maçın hakemleri de polis kordonu altında sahayı terk etmişlerdi. Tarsus İdmanyurdu haftalar öncesinden küme düşmüştü ve evinde Kartalspor'u ağırlıyordu. Puan alması mucize demekti. Eyüpspor ise İnegölspor'u 1-0 mağlup etmişti. Artık her şey Tarsus'tan gelecek habere kalmıştı. Ve işte o beklenen an böyle geldi. Fırtına Kocaeli'de Alparslan Türkeş Stadı'nda müthiş bir sevinç yaşadı. Taraftarlarla birlikte futbolcular
adeta çılgına döndü bu dakikalarda. Mucize gerçekleşmiş ve haftalar öncesinden küme düşen Tarsus İdman Yurdu onur mücadelesine çıktığı karşılaşmada evinde Kartalspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Kartalspor 39 puanda kalırken Fırtına 40 puanla tehlike bölgesinin hemen üzerinde ligde kalışını böyle ilan ediyordu. Ve taraftarları takımlarına olan inancını yitirmemenin semeresini böyle görüyor ve adeta şampiyonluk sevinci yaşar gibi kümede kalışlarını Kocaeli'nde, Körfez'de, Alparslan Türkiye Stadı'nda böyle ilan ediyordu. Sahada müthiş görüntüler vardı. Ağlayanlar, çocuklarına sarılanlar, sevinçten adeta baygınlık geçirenler ve Fırtına o gün müthiş bir mucizeye imza atmıştı. Şampiyonluğa giden Kocaeli Birlikspor karşısında Mert, Sancar, Adil, Barış, Abdullah, Kadir, Ferhat, Emre, İbrahim, Ahmet ve Deniz 11 ile mücadele eden Bucaspor rakibini şampiyonluktan ederken kendisi de ligde kalışını ilan etmiş ve Manisaspor'a da şampiyonluk yolunu açmıştı.